Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar, görüntü eklememeye karar verdim. Çünkü biliyorsunuz ki süremiz azaldı ve bu görüntü ekleme olayı benim vaktimi çok 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 fazlasıyla çalıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar, kendi görüntümü ekrana vermemeye karar verdim. Bundan sonraki konu anlatımlarınızı çok yüksek ihtimalle bu şekilde yapacağız. Mayıs ayı programını da en kısa sürede güncellemeye çalışacağım. Çünkü bu konuları artık size daha hızlı bir şekilde aktaracağımı düşünüyorum. Bu görüntüsüz biçimde. O programı da güncelleyip size en güncel halini sunacağım. Ve bir diğer duyurum ise XX Large soruları arkadaşlar. Mat 1'in de XX Large sorularını en kısa sürede bu ay içerisinde sizlere paylaşacağım. Polinomlar fasikülüyle alakalı da bir duyuru yapayım. Arkadaşlar, şu an 9 tane video yüklenmiş durumda. Polinomlar bitmek üzere. 40 tane testimiz var sevgili gençler, biliyorsunuz. Polinomlar fasikülünde ben 9.sunu yüklemiş bulunuyorum gün itibariyle. Belki bugün bitmeden bir tane daha gelir. 10 tane olur. Polinomları tamamen bitirmiş oluruz. Yani kitabın %25'ini bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla acele etmemi söyleyen acele etmem gerektiğini söyleyen arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Sakin kalın arkadaşlar. Yani günlük 3 videoyla bile 10 günde bitebilecek bir kitap. Dolayısıyla sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Merak etmeyin, sizleri kitapsız bırakmadığımız gibi çözümsüz de bırakmayız sevgili gençler. Diyelim, kanala abone değilsen abone olmanı tavsiye ediyorum. Ve bu videoyu da beğenebilirsen bizleri çok mutlu edeceksin. Diyelim ve başlayalım dersimize. Önce tanımımızla başlayalım. Bu tanımları dünkü videomuzda da yapmıştık zaten. A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun. A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına işleyen F bağıntısına A'dan B'ye bir fonksiyon denir. A'dan B'ye bir F fonksiyonu F iki nokta üst üste A ok B şeklinde gösterilir. Yani A'dan B'ye bir F fonksiyonu tarzında bunu da şematize etmişiz. Burada A kümesine F fonksiyonun tanım kümesi, B'ye değer kümesi olduğunu söylemiştik ve F fonksiyonuyla eşlenmiş olduğu kümeye de görüntü kümesi diyoruz. Görüntü kümesi FA ile gösterilir dedik. X'ler A'nın ve Y'ler B'nin elemanı olmak üzere F fonksiyonunu X elemanını Y elemanına eşliyorsa bu durum kısaca Y eşittir FX ile gösterilir. Dünkü videomuzda bunları detaylı 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 anlattığımız için bu videoda biraz hızlı geçiyorum, haberiniz olsun. Grafiğe verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için grafiğin tanımlı olduğu noktalarda y eksenine paralel doğrular çizilir. Y ekseni çizilen her paralel doğru grafiği en fazla bir noktada kesiyorsa bağıntı fonksiyondur. Aksi halde fonksiyon değildir diyoruz. İlk örneğimize bakalım. 1, 2, 3 elemanlarından oluşuyor A kümesi. A, B, C elemanlarından oluşuyor B kümesi. A'dan B'ye tanımlanan bağıntılardan hangisi ya da hangileri fonksiyondur? Şimdi 1'i almış A'ya götürmüş, 2'yi A'ya götürmüş, 3'ü B'ye ve 3'ü C'ye götürmüş. 3 birden fazla elemana gittiği için birinci bağıntı fonksiyon değildir. 1'i A'ya, 2'yi B'ye ve 3'ü B'ye götürmüş. Bakın, tanım kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmadığı için ve karşıdaki küme A ve B, bakın burada bunun elemanı olduğu için bu bir fonksiyondur. 1'i A'ya, 2'yi A'ya, 3'ü C'ye götürmüş. 2 fonksiyonsa 3 de fonksiyondur diyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3'müş sevgili gençler. A kümesindeki elemanlar öyle X'lerden oluşuyormuş ki X'ler 2'nin katı. Nasıl katı? Tam katı. Tamam mı? Tam sayı vermiş bize. 2'nin tam katları olacak. F fonksiyonu A'dan B'ye fonksiyon için Fx eşittir X bölü 2 artı 1 olduğuna göre görüntü kümemiz nedir diye sorulmuş. Şimdi sen tam katları yerine yazacaksın. Mesela eksi 2 bölü 2. Eksi 1 artı 1'den 0 geldi. Eksi 4 bölü 2. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 geldi. Daha sonra 4 bölü 2 ya da 0'a bakalım. 0 bölü 2 0 artı 1'den 1 geldi. 2'ye bakalım. 2 bölü 2 artı 1'den 2 geldi. 4'e bakın. 4 bölü 2 2 artı 1'den 3 geldi. Bu şekilde ben bunu sıraladığım zaman bu tarafa doğru da giderim. Bu tarafa doğru da giderim. Ki zaten çift bir sayıyı 2'ye böldüğümüz zaman tek ve çift sayıların her birini elde etmiş oluruz. 1 eklediğimiz zaman da zaten tam sayılar kümesinin tamamını elde etmiş oluruz diyeceğiz sevgili gençler. Bir tanım daha. Her x1 ve x2 elemanı için A'dan seçilen
x1 x2'den farklıysa fx1 de fx2'den farklıdır veya fx1 fx2'ye eşitse x1 x2'ye eşit. Bu şartı sağlayan fonksiyonlara biz ne diyorduk? Birebir fonksiyon diyorduk. Bir fonksiyonlar bir videomuzda sadece şunu vermiştik. Bu da karşıt tersi olduğu için bu önermeye denktir. Dolayısıyla şu ikisi birbirine denktir ve birebirlik tanımıdır diyebilirsiniz buna. İkisi de aynı şey. Tamam mı? Birebir fonksiyon olmasını istiyorsak bu şartlardan herhangi bir tanesini sağlatmamız yeter. Başka bir deyişle A tanım kümesinin farklı elemanlarının görüntüleri daima farklıysa fonksiyon birebirdir. Mesela A'yı 1'e götürmüş, B'yi 3'e götürmüş. Görüntüler birbirinden farklı. Burada açıkta eleman kalıp kalmaması beni ilgilendirmiyor. Bu bir birebir fonksiyondur. A'yı da B'yi de 2'ye götürmüş. A B'den farklı olmasına rağmen FA ile FB birbirine eşit olduğu için dolayısıyla bu fonksiyon birebir değildir diyoruz. Bir diğer tanımımız A'dan B'ye f fonksiyonu iken FA eşittir B ise f örtendir. Yani görüntü kümesi. Bak şuna ne demiştik? Değer kümesi demiştik. Buna ne demiştik? Görüntü kümesi demiştik. O halde biz bunu Türkçeleştirirsek f fonksiyonunda görüntü kümemiz değer kümemize eşitse f fonksiyonu örtendir. Yani değer kümesinde açık eleman kalmıyorsa f örtendir. Veya fa b'ye gidiyorken her y b'nin elemanı için y eşittir fx olacak biçimde en az bir tane x eleman a varsa f örtendir diyoruz. Örten olmayan fonksiyonlara da ne diyormuşuz? İçine fonksiyon. Dün çok 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 detaylı bir şekilde anlatmıştık. Dolayısıyla o videonun başında da söylemiştim. Bu konu yani fonksiyonlar bir konusu eksikse fonksiyonlar iki konusunda biraz sende eksiksindir. Dolayısıyla fonksiyonlar biri tamamlamadan bence bu videoyu izlememelisin. Şimdi aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi birebir ve içinedir denilmiş? Birebir ve örten olmayandan bahsediyor. Örten olmasını istiyor. Çünkü içine istemiş değil mi? Pekala, reel sayılardan reel sayılara tanımlı fx eşittir x kare. Bir kere x kare fonksiyonu şuysa bak buradaki bir elemanı da 1'e gitmiştir. Eksi 1 de 1'e gitmiştir. Dolayısıyla birebir değildir. Doğal sayılardan doğal sayılar fx eşittir x artı 2. Şimdi ben en küçük doğal sayı olan 0'ı burada yerine yazdığım zaman görüntü olarak en küçük elemanım 2 olur. Ama görüntü yani değer kümemizin en küçük elemanı da 0. 0 ve 1'i demek ki burada alamayacağım. Dolayısıyla bütün elemanları kapatmamışız değer kümesindeki. Cevap Bursa'dır. Diğer şıkları da aynen bu şekilde eleyebilirsin. Notumuza bakalım. Bir fonksiyonun birebir olması için gerek ve yeter şart x eksenine paralel çizilecek doğrulardan hiçbirinin fonksiyonun grafiğini birden fazla noktada kesmemesidir. Örten olması için değer kümesinden x eksenine paralel çizilecek her doğrunun fonksiyonun grafiğini en az bir noktada kesmesi gerekir denilmiş. Şimdi bakın birebir olması için gerek ve yeter şartımız x eksenine paralel çizgiler çekiyoruz, doğrular çekiyoruz. Hiçbirinin fonksiyonun grafiğini birden fazla noktada kesmemesi. Mesela şöyle bir fonksiyon x küp fonksiyonu diyelim. Hop, şu x küp fonksiyonum olsun. Ben x eksenine paralel doğrular çizeceğim. Bu x eksenine paralel doğruları çektiğim zaman bakıyorsunuz her biri farklı bir noktada kesmiş. Bu burada, 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 burada ve bir tane noktada kesmiş değil mi? X ekseni de bu doğrulara dahil. Hep bir noktada kesmiş. Peki örten olması için değer kümesinden x eksenine paralel çizecek her doğrunun da fonksiyonun grafiğini en az bir noktada kesmesi gerekir demiş bize. Yani örtenlik için de x eksenine paralel çizgiler çekeceksin diyor. Ve en az bir tane noktada kessin istiyor. Aynı bu. Mesela bu birebirdir ve örtendir. Bu güzel bir fonksiyon olduğu halde. Değil mi? Pekala. Alttaki tanımımıza bakalım. Ters fonksiyonu tanımlayacağız şimdi. A'dan B'ye bir f fonksiyonu ve y eşittir fx ise f üzeri eksi 1 yani f'in tersi b'den a'ya tanımlıdır. Nasıl ki f a'dan b'ye o zaman tersi b'den a'ya tanımlıdır ve nasıl ki y eşittir fx o zaman burası da x eşittir f'ye kuralıyla tanımlanmış fonksiyona bu fonksiyonun ters fonksiyonu diyeceğiz. Bir fonksiyonun tersinin olması için birebir ve örten olması gerekli ve yeterlidir. Bak ne demiştik? Bunu sakın unutma. Bir de arkadaşlar bir not da yazabilirsiniz. Eğer ki bir sorunun içerisinde birebirlik ve örtenlik geçiyorsa ve sen o sorunun içerisinde birebir ve örtenliği nerede kullanacağını bilemiyorsan o soru %99,9 ters fonksiyon sorusudur.
Haberin olsun. Bunu da bir kenara not alabilirsin. Dediğimi duymadıysan videoyu 10 saniye geri sardırabilirsin. Şimdi bu fonksiyonun tersini bul demiş bize. Fonksiyonun tersini bulurken şuna x diyeceğim. Şuna da f'in tersi diyeceğim. F'in tersini yalnız bırakacağım. 2x eşittir 3 eksi 5 tane f'in tersi. Ve dolayısıyla bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığım zaman 5 tane f'in tersi eşittir 3 eksi 2x olur. Her iki tarafa 5'e bölersem f'in tersi eşittir 3 eksi 2x bölü 5 olacaktır. Yani cevap da bu şekilde Bursa değil tabii ki Denizli olacaktır. Peki bu fonksiyonun tersini başka bir biçimde bulabiliyor muyduk? Evet, bulabiliyorduk. Ben şimdi şurayı temizleyeceğim. Bak şimdi. X'e uygulanan işlemler 1, eksi 5 ile çarpmış değil mi? Bak ilk önce eksi 5 ile çarpmış x'i. Eksi 5 ile çarp. Pekala. Sonra 2, 3 eklemiş bakın burada. Eksi 5'e 3 eklemiş. Ve sonra 3 olarak 2'ye bölmüş tamamını. 2'ye böl. Peki hem tersten gideceğim hem de bütün işlemlerin tersini yapacağım. 2'ye bölmek yerine 2 ile çarpmam gerekir. 3 eklemek yerine 3 çıkarmam ve eksi 5 ile çarpmak yerine eksi 5'e bölmem gerekir. İfadenin tamamını eksiyle genişletirsek eksi 2x artı 3 bölü 5 yapar. Bu da zaten yine Denizli seçeneğini bize cevap olarak gösterecektir. O halde şuna baktığımız zaman iki yöntemle de yapabilirsin, sıkıntı yok. Gelin ikinci yöntemi deneyelim. İlk olarak 2 ile çarp demiş. Sonra ikinci de 7 çıkarmış. Değil mi? 7 çıkar. Ve üçüncü de 3'e bölmüş. Peki tersten gidelim ve bütün işlemlerin tersini yapalım. 3'e böl demiş, 3 ile çarpacağım. 7 çıkar demiş, 7 ekleyeceğim. 2 ile çarp demiş, 2'ye böleceğim. O halde cevap Adana seçeneği olduğu gayet açıktır sevgili gençler. Bir de bu sorumuza bakalım. Yukarıda anlattığım şu yöntem bu soruya sökmez. Çünkü yukarıda anlattığım bu yöntemle ifadenin içerisinde sadece yalnızca bir tane x varsa bu yöntemi uygulayabilirsin. Ama burada sökmeyecektir. Dolayısıyla yine söktürebilirsin ama sıkıntı yok. Şimdi iki yöntemden yine çözelim. Burası x kare eksi 8x artı 16 diye yazarsam ben bunu x bir de artı 3'ümüz var tabii 19 olması için. Şu kısım nedir sevgili gençler? X eksi 4'ümüzün karesidir. Artı bir de 3'ümüz var. Bu da fx. Şimdi artık şuna f'in tersi, şuna da x diyebilirsin. Dolayısıyla f'in tersi eksi 4'ün karesi artı 3 eşittir x diyelim. F'in tersi eksi 4'ün karesi eşittir x eksi 3 olacaktır. Her iki tarafın karekökünü alırsanız f'in tersi eksi 4 eşittir karekök içerisinde x eksi 3 olur. Bu eksi 4'ü karşıya yollarsanız f'in tersi eşittir karekök içerisinde x eksi 3 artı 4 yapacaktır. Bu da zaten Bursa cevabında vardır diyebiliriz. Şimdi bunu bir diğer yolla çözelim. Ben şuraya kadar getirmiştim zaten fx'i. Bakın x eksi 4'ün karesi artı 3 eşittir f'in tersi. Burada x'e hangi işlemler uygulanmış? Önce 1, 4 çıkarmış. Sonra karesini almış. Sonra 3 eklemiş. Değil mi? Şimdi ben hem tersini yapacağım hem de işlemlerin tersini yapacağım. Bakın 3 eklemek yerine x'ten 3 çıkaracağım. Karesini almak yerine karekökünü alacağım. 4 çıkarmak yerine 4 ekleyeceğim. İşte benim fonksiyonumun tersi bu şekilde bulunabilir. Aslına bakarsanız daha da kolay oluyor diyebiliriz sevgili gençler. Daha karmaşık fonksiyonlar için daha kolay bir yöntem. Şimdi f birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. Ha bu arada kafan karışmasın. Bu soruda uygulayamayız dedim ama uyguladım. Nasıl? Bak şimdi burada iki tane x vardı. Eğer fonksiyonu şu şekilde yazacak olursanız bakın bir tane x kalır burada. Dolayısıyla uygulanabilir hale getirmiş olduk bu şekilde. Şimdi şurada bir uyarı var. Diyor ki f birebir ve örten fonksiyon olmak üzere f(a) b ise tamam mı? Ancak ve ancak x eşittir f'in tersinde b'dir. Yani sen bunu bundan sonra bu şekilde yazabilirsin. f(a) b ise f'in tersinde b de mutlaka a'dır. Yani sen b ile a'nın yerini değiştirirsen f'in tersini alacaksın diyor. Tamam mı? Şimdi şuraya bakalım. 3'ten sonsuza kadar olan aralıktan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon var. Yine iki yöntemle çözeceğim bunu. fx eşittir logaritma kitabanında x eksi 3'müş. Bak o zaman f'in tersinde bu birinci yöntem. Logaritma iki tabanında x eksi 3.
eşittir x olmaz mı? Olur. Bakın şuradaki x ile bunun yerini değiştirdim. O halde f'in tersi de 3 demiş ya. Benim şurayı 3'e eşitleyen x'e ihtiyacım var ki cevabı bulayım. O halde logaritma, hatta şuraya çözelim onu. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 eşittir 3 ise 2'nin küpü 8. 8 içeriye eşit olacak. Demek ki x eksi 3 eşittir 8. X kaçtır? 11'dir. Cevap 11. Hocam ikinci bir yöntemle çözülebilir mi? Evet, çözebilirsin. Şimdi bakalım. 1. X'e hangi işlemi uygulamış? 3 çıkarmış. 2. Hangi işlemi uygulamış? 2 tabanında log almış. 2 tabanında log almış. Fonksiyonun tersini bulacağım. Dolayısıyla terse doğru gideceğim. 2 tabanında logaritma alma işleminin tersi 2'nin üzerine x'i yazmaktır. Yani üstel fonksiyon. Tabanı 2 olan üstel fonksiyon yazmaktır. 3 çıkarmanın tersi de 3 eklemektir. Artık bu senin f'in tersinde x fonksiyonudur. Bizden ne istenmişti? F'in tersinde 3 istenmişti. O halde 2'nin küpü artı 3 bize cevabı verecektir. 8 artı 3 11'e eşittir diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum bir diğer soruma. Şimdi burada farkına vardıysanız şu anlattığımız ilk yöntemde her zaman x'i yalnız bırakıyorduk aslında. Şuna x diyorduk değil mi? Bakın şuradakine x diyorduk. Şuna f'in tersi diyoruz ya, aslında buradaki x'i yalnız bırakıyoruz biz her zaman. Demek ki x'i yalnız bırakmak demek fonksiyonun tersini bulmak demekmiş. O halde aslında şurada verilen ifade f'in tersinde x eşittir 3x artı 1 bölü x eksi 1 biçiminde yazılabilir. F'in tersi buna eşit olur. F'in tersinde 2 sorulmuş zaten. X gördüğünüz yere 2 yazarsanız cevabı bulursunuz. Üst taraf 7, alt taraf 1 ise cevap 7'dir sevgili gençler. Bir diğer tanımımız diyor ki A, reel sayıların bir alt kümesi ve A'dan A kümesinden reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu verilsin. B kümesinden seçilen her x1 ve x2 elemanı için, tabii ki bu B'de A'nın alt kümesi. Eğer ki x1 x2'den küçükken fx1 de fx2'den küçük oluyorsa f fonksiyonuna b aralığında artan diyoruz. Bakın yalnızca bir tane örnek bulmanız yetmez. Her diyoruz burada. Bütün x1 ve x2'ler için bu geçerlidir. Artan fonksiyon da sevgili gençler türevden de aslında bunu çıkarabilirdiniz. Türev işleyenler, türev öğrenenler için söylüyorum. F fonksiyonuna herhangi bir noktasından attığın teğetin eğimi eğer pozitifse, yani x ekseniyle yaptığı açının açı eğer dar açıysa, biz bu fonksiyonu artan fonksiyonda diyorduk. Yani türevi sıfırdan büyük olacak. Değil mi? Bu şekilde ise fonksiyon artan diyorduk. Ama türev kaldırıldı. Şimdiki fonksiyonlarda sadece görsel olarak artanlığını azalanlığını değerlendirebilirsiniz. x2 x1'den büyükken de fx2 fx1'den büyük olduğundan f artandır diyebiliyoruz. Yani ya şunu kullanacaksın ya da bunu kullanacaksın. Tamam mı? İkinci olarak da tam tersi bir durum varsa, yani x1 x2'den küçükken fx1, yani görüntüsü fx2'den büyükse, o halde burası da azalan fonksiyondur diyebiliyoruz. Azalan fonksiyonlarda x'ler arttıkça y'lerin azaldığı, artan fonksiyonlar ise x'ler artarken y'lerin de arttığı fonksiyonlardır sevgili gençler diyelim. Geçelim örneğimize. Örnekte diyor ki aşağıda verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Bu tarz ifadelerde biraz grafik yeteneğinizin de üstün olması gerekiyor. Biraz grafik çalışmanız gerekiyor sevgili gençler. Mesela e üzeri x artan fonksiyon mudur? Reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı. Üstel fonksiyonlarda unutmayın sevgili gençler. Taban birden büyükse bu fonksiyon artandır ki e sayısı da yaklaşık olarak 2,71 olduğunda birden büyüktür. Ve bu sayının üzerine x'i getirdik ya şu şekilde. Burası x'ler arttıkça e üzeri x de artan bir fonksiyondur. Dolayısıyla artan fonksiyondur diyebiliriz. Fx eşittir eksi 1 sabit fonksiyondur. Evet, çünkü şurası x, burası y ekseni iken, bakın şurası eksi 1 ise eğer, bütün x'ler için fonksiyon eksi 1 olarak çıkıyorsa sabit fonksiyondur. Tamam mı? Negatif reel sayılardan reel sayılara tanımlı fx eşittir x kare fonksiyonu artandır. Bakın burası önemli. Şunu şu şekilde yaparsak, şurası x kare fonksiyonumuz olsun. Negatif reel sayılardan reel sayılara tanımlı demiş ya, yani fonksiyonun sadece şu kısmını kullan diyor. Fonksiyonun ben sadece bu kısmını kullanıyorsam eğer, morla gösterdiğim yeri kullanıyorsam, bu fonksiyon azalandır arkadaşlar. Çünkü x'ler artarken y'ler bakın azalmış. Dolayısıyla azalan fonksiyondur ama burada artan demiş. Üçüncü öncülümüz yanlış.
Cevap C seçeneği diyebiliriz. Geçtim bir diğer tanıma. A pozitif reel sayı ve eksi A ile A simetrik kapalı aralığından reel sayılara tanımlı fonksiyonda bu simetrik aralıktan seçilen her x elemanı için eğer ki f eksi x eksi fx'e eşit oluyorsa bu fonksiyona tek fonksiyon diyeceksin ve tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir diyoruz. F eksi x fx'e eşitse de f fonksiyonuna çift fonksiyon diyoruz ve çift fonksiyonlarda sevgili gençler grafikleri y eksenine göre simetriktir diyoruz. Tek fonksiyonlar orijine göre ve çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir diyoruz. Mesela x küp fonksiyonu orijine göre simetriktir şunu şu şekilde yaparsan. X kare fonksiyonu y eksenine göre simetriktir. Bakın bu x karenin olsun, bu x küpün olsun. Hocam bu orijine göre simetrik olayını ben anlamıyorum. Orijine göre hani şu noktaya göre nasıl simetri alıyorsunuz? Bunun simetriğinin bu noktaya göre şurada olması gerekmiyor mu diye soran arkadaşlarım için de orijine göre simetri almak demek sırası fark etmeden önce x sonra y eksenine göre veya önce y sonra x eksenine göre simetri almak demektir sevgili gençler. Mesela ben şu parçayı görmeyeyim. Bakın şuradaki morla işaretlediğim parçayı görmeyeyim. Şunun x eksenine göre simetriğini alırsanız bunu da maviyle yapalım. Şu olur. Ve bunun da y eksenine göre sonra simetriğini alırsanız şu olur. Ve artık şunu kaldırırsak ortadan bakın. Az önceki fonksiyonla burası x küp fonksiyonunu verdi. Demek ki fonksiyonumuz orijine göre simetriktir diyebiliriz. Burası da y eksenine göre simetriktir sevgili gençler. Dolayısıyla bu da bir çift fonksiyondur diyebiliriz. Aşağıda verilen fonksiyonların tek ya da çift olup olmadıklarını. Şimdi hocam grafik üzerinden tek veya çift olduğunu anlattın da kurallar üzerinden, fonksiyon kuralları üzerinden bu fonksiyonların tek mi çift mi olduğunu nereden bileceğiz? Onu da şuradan bileceksin. Bakın genelde polinom fonksiyonlarda bütün üsler yani bütün terimlerdeki bütün kuvvetler eğer tekse tek fonksiyondur. Çiftse çift fonksiyondur. Mesela burası 3, burası 1. O halde tek fonksiyondur diyebilirsin. Yalnız bunu anlamanın farklı bir yolu da var. Sen f eksi x'i yazacaksın. F eksi x eşittir. Eksi x'in küpü olur. Değil mi? Bir de eksi eksi x olur. Burası sevgili gençler eksi x küp artı x'i verir bize. Ben bunu eksi parantezine alırsam x küp eksi x'i verir. Ve az önce şurada bulduğum içerideki değer var ya x küp eksi x değeri. İşte zaten burası f fonksiyonuydu. Yani burası eksi fx'miş. Bakın böylelikle f eksi x eşittir eksi fx'e eşit oldu. Yani şurada verilen şart gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. F eksi x eksi fx'e eşit olmuş oldu. Demek ki bu fonksiyon tek fonksiyon diye de bu şekilde de karar kılabiliriz. Ama polinom fonksiyonlarda bunu yapmaya ihtiyaç yoktur da diyebiliriz. Bakın şurada x üzeri 0 var değil mi? 10 çarpı x üzeri 0. Üstüne bakıyorsun 4, üstüne bakıyorsun 0. O zaman bu fonksiyon nasıl fonksiyondur? Çifttir diyebilirsin. Yukarıdaki gibi incelemeye ihtiyaç duymuyorum. Alt kısma bakıyorsun. Şu fonksiyon tek, bu fonksiyon sinüs fonksiyonu. Sinüs fonksiyonu tek midir, çift midir? Şimdi sen sinüsün içerisine eksi x yazarsan bu neye eşit olur? Bakın şu fx eşittir sinüs x olsun. Tamam mı? Bu arada renk de güzelmiş ha. F eksi x fonksiyonu ne olur sevgili gençler? Sinüs eksi x olur. Ve trigonometriden de çalışırken hep ne diyordunuz? Sinüs kusar. Yani eksi sinüs x'e eşit olur. Peki sinüs x neydi? Fx'ti. Yani ne olmuş oldu? Eksi fx'e eşit olmuş oldu. F eksi x. F eksi x eksi fx'e eşitse sinüs fonksiyonu tek fonksiyon. Bu tek fonksiyon. Bu da tek fonksiyon. İki tane tek fonksiyonu çarparsam çift fonksiyon elde ederim diyeceğim. Çünkü bunu tek fonksiyon olduğu için x gibi görürsün. X de x'in çarpımı x kare olduğu için rahatlıkla artık çift fonksiyonla diyebilirsin buna. Reelden reele tanımlı x kare artı x fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon tek mi çift mi? Üstüne bakıyorsun 2, üstüne bakıyorsun 1. Burası çift, burası tek. Bir fonksiyon ille de çift, ille de tek olacak diye bir kural yok. Ne tek ne de çifttir arkadaşlar. Tamam, bu fonksiyonlar illa tek veya illa çift olacak diye bir şart koşamayız. Şimdi şuna bakalım. Az önce biz sinüsün tek fonksiyon olduğunu söylemiştik. Kosinüs de çift fonksiyondur. Ki zaten kosinüs eksi x'in kosinüs x'e eşit olması da buradan geliyor sevgili gençler. Demek ki çift fonksiyon diyeceğiz. Biz buna reelden reele tanımlı. X üzeri 4, x kare 1 çarpı x üzeri 0.
Bak burası çift, burası çift, burası da çift. O zaman bu fonksiyon, polinom fonksiyonu çifttir diyebiliriz. Eksi 1 ile 1 kapalı aralığında ne tanımlı? Sinüs 2x eksi x. Şimdi düşünelim. Sinüs 2x demişiz ya sevgili gençler. Bu sinüs fonksiyonu tek fonksiyondu zaten. Tek fonksiyondan tek fonksiyonu çıkarmış. Yani x küp eksi x gibi düşüneceksin. O halde bu fonksiyon yine tek fonksiyondur diyebiliriz. Reelden reele mutlak x eksi 3. Bunu anlamanın yolu şuraya bir x üzeri 0 yazalım. Bak şimdi mutlak değer x diyor. Sen mutlak değer eksi x'in mutlak değer x'e eşit olduğunu biliyor musun? Evet, o zaman fx buysa f eksi x budur. Demek ki bunlar birbirine eşitse burası çift fonksiyon. Bu da çift zaten. Dolayısıyla fonksiyonumuz çift fonksiyondur diyebiliriz. Bunun grafiğini de göz önüne getirebilirsin. Mutlak x'in grafiği şudur. 3 birim aşağı ötelersem şu olur. Burası eksi 3'tür ve bu fonksiyon y eksenine göre daima simetriktir. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar da çift fonksiyonlardır da diyebilirsin. Geçtik bir sonraki sorumuza. Diyor ki bu eşitliği sağlayan f fonksiyonu tek fonksiyon. O zaman ben f eksi x gördüğüm yere eksi fx yazabilirim. Dolayısıyla fx eşittir eksi 2 çarpı fx artı x küp eksi x'tir derim. Bunu karşıya gönderirim. 3 tane fx oluşur. Eşittir x küp eksi x'miş. Peki o zaman fx nedir arkadaşlar? Fx ise x küp eksi x bölü 2'dir. Değil 3'tür. 3'ü karşıya gönderdim. Bizden f2 istenmiş sevgili gençler. F2 ise yazalım. 2'nin küpü 8 eksi 2 bölü 3. 8'den 2'yi çıkardım. 6. 6'yı 3'e böldüm. Cevap ne gelir? 2 gelir diyebiliriz. Şimdi bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi diyoruz. Gerçek değişkenli ve gerçek değerli bir y eşittir fx fonksiyonunda her x eleman A kümesi için fx eleman R koşulunu sağlayan en geniş A kümesine f fonksiyonun en geniş tanım kümesi denir sevgili gençler. Şimdi ilk olarak bunlar önemli. Polinom fonksiyonlarda her x eleman A kümesi için fx eleman R'dir. Yani bu ne demek biliyor musun? Polinom fonksiyonların tanım kümesi her zaman reel sayılardır. Bunda bir sıkıntı yok. Rasyonel fonksiyonlarda da yani paydası olan fonksiyonlarda şu Qx'i sıfır yapmayan tüm değerler benim tanım kümemin içerisindedir diyeceğim. İrrasyonel fonksiyonlarda eğer kökün derecesi tek ise buranın tanım kümesi tüm reel sayılardır. Ama kökün derecesi çiftse sevgili gençler biliyorsunuz ki çift derecenin içerisine negatif bir şey yazamıyorsun. Dolayısıyla ne olacak? Pozitif reel sayılardır diyeceğiz. Yani Qx'in sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor diyeceğiz. Tabii sıfır da olabilir. Pozitif reel sayılar birleşim sıfır diyelim buna. Logaritma fonksiyonlarında ise biliyorsunuz ki taban birden farklı olacak. Taban sıfırdan büyük olacak ve ekstradan yanına logaritmanın işte sıfırdan büyük olması gerekiyor diyeceğiz. Şimdi şuradaki sorumuza bir bakalım. Diyor ki f fonksiyonunun tanım aralığındaki pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Bir kere üst taraf irrasyonel fonksiyon. Yani çift dereceli kökün içerisinde 36 eksi x kare büyük veya eşit 0 olacak. Demek ki x kare küçük veya eşit 36'ymış. O halde x dediğimiz sayı 6 ile eksi 6'nın arasında sıkışmış bir sayıdır. X'ler burada. Peki alt taraftan x eksi 1'in de sıfırdan farklı olması gerektiğini biliyoruz. Yani x birden farklı olacak diyoruz. Burada alınabilecek pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Ve bunların toplamı 21'dir. Ama ben burada 1'i alamamamı gerektiğini bildiğimden o 1'i çıkaracağım. Toplamda değişip 20 olacak. Cevap Bursa'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi yine burası da önemli. Bu dönüşüm ve öteleme simetri hareketleri yapıyoruz ya sevgili gençler fonksiyonlarda. İşte o fonksiyonlarda bu dönüşümleri neye göre yapıyoruz? Fonksiyonun kuralına bakıp grafiğinin şeklini çizebilir miyiz? Bunu göreceğiz. Y eşittir f fonksiyonunun grafiği verildiyse eğer eksi fx'in grafiği istenirse y eşittir fx'in x eksenine göre simetriye alınır. Bak fonksiyonu eksiyle çarparsan f'i eksiyle çarparsan x eksenine göre. F'in içindeki x'i eksiyle çarparsan y eksenine göre. İkisini de eksiyle çarparsan orijine göre. Yani hem x'e hem de y'ye göre simetrik alacaksın. Tamam mı? Bak şimdi burada ne dedik? F'i eksiyle çarparsan x eksenine göre. F eksi x de y eksenine göre. Eğer ikisini de çarptıysan eksi f eksi x o zaman hem x hem de y'ye göre hem x'e hem de y'ye göre simetri alınca ne oluyordu? Orijine göre simetrik oluyordu.
f'in tersinin grafiği istenirse sen o fonksiyonun grafiğini y eşittir x doğrusuna göre simetriğini alacaksın. Mesela şöyle bir fonksiyonum var. Y eşittir x de şu doğrudur. Bunun buna göre simetriği nasıldır arkadaşlar? Şu şekildedir. Bakın. Yani göz kararı yapıyorsun bunlara. Tamam mı? Pekala. Beşinciye bakıyorum. K sıfırdan büyük olmak üzere eğer sen fx'e bir k eklersen veya fx'ten bir k çıkarırsan fonksiyonun grafiği istenirse fx'in grafiği k kadar yukarı veya aşağıya. Eğer eklediysen k'yı yukarı, çıkardıysan aşağıya. Ama fonksiyonun içerisinde ki x'ten sen r çıkarırsan veya r eklersen, fonksiyonda r kadar çıkarırsan r birim sağa kaydırırsın bunu. R eklersen x artı r, r birim sola kaydıracaksın diyorum. Sanki bak burada ben öğrenciyken de kafam hep takılırdı. Hocam çıkarmışız işte, sola kaymayacak mı diye geçiyor içimden ama r birim sağa kaydıracaksın. Eklerken de r ekliyorsan da r birim sola kaydıracaksın. Sanki ters gibi duruyor ama neye göre ters? Onu da öğretmen olduktan sonra diyorum, çocukken saçma düşünüyormuşum dedim kendi kendime. Bunları da unutmayın sevgili gençler. Tüm bunları biliyorsanız genel geçer bütün ama bütün o kaydırma öteleme sorularını yapabilirsiniz. Şimdi şuna bakalım. Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre gx eşittir 1 eksi f eksi x'in grafiği nedir? Şimdi f eksi x olunca ne yapıyorduk sevgili gençler? Y eksenine göre simetri alıyorduk. Yeni oluşan benim grafiğim şu olur. Artık şu pembeyi görmeyin. Yeni oluşan grafik bu ve burası da 2. Sonra eksi f eksi x demiş ya, yani şunun eksilisi. Yani bunu x eksenine göre simetriğini alacağım. Burası eksi 2 oldu. Ve sonra 1 ekleyeceğim. 1 eklediğim takdirde de bunu bir birim yukarı taşıyacağım. Yani şu olacak sevgili gençler. Şurası da eksi 1. Mavi ile çizdiğim şıklardan hangisindeyse cevap odur diyeceğiz. Cevap Edirne'ymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir eksi fx artı 1 fonksiyonunun grafiği nedir? Şimdi bak fx bu. İçerideki x'e 1 eklemişiz. X'e 1 eklediysek bir birim sola kaydıracağız. Yani yeni oluşan grafik şöyle bir şey olacak. Şurası da 1. Tamam mı? Sonra eksiyle çarpmış. Yani x eksenine göre simetri al demiş. O zaman yeni oluşan grafikte şu olur mu sevgili gençler? Bunun simetriği şudur. Bunun simetriği de şudur. Demek ki yeni oluşan grafik tam da öyle olmadı ama şöyle bir şeymiş. Birden geçecek ama onu biliyoruz. Değil mi? Dolayısıyla buna bakalım hangisinde verilmiş? Birden geçecek dedik. C seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler diyelim. Ve geçelim 5. sayfamızın tanımına. Bu arada üst sayfada bakın şurada 6 tane madde vardı ya. Bunların her birinin kenarına notunu aldıktan sonra sayfayı şu şekilde kesip bunu duvarına, masana, şuraya buraya asabilirsin. En azından sınava kadar aklında pekişmiş olur, aklında kalmış olur. Parçalı tanımlı fonksiyonlar, tanım kümesinin alt aralıklarında farklı birer kuralla tanımlanan bir fonksiyona parçalı tanımlı fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi parçalı tanımlı derken biz buna hep parçalı fonksiyon, o kısa ismi öyle söylüyoruz. Parçalı fonksiyon dedik. Parçalı tanımlı fonksiyon diyoruz. Bir fx parçalı fonksiyonla alt aralıkların uç noktaları x eşittir a ve x eşittir b olsun. A b'den küçük olmak üzere. Fx dediğimiz fonksiyon x a'da parçalanmış ve b'de parçalanmış diyeceğiz buna. A'dan küçük veya eşittir iken fx kx'i kullanıyormuş. A ile b arasındayken lx'i kullanıyormuş. B'den büyük veya eşitken de mx'i kullanıyormuş. Böyle bir fonksiyon olabilir. Buradan x eşittir a ve x eşittir b noktalarına parçalı fonksiyonun kritik noktaları k, l ve m fonksiyonlarına da parçalı fonksiyonun dalları denir. Bakın burada parçalandığı noktalar var ya, bak a, şöyle düşün. Şöyle bir sayı doğrum var. Buradan başladın eksi sonsuzdan, geliyorsun geliyorsun geliyorsun, a'yı gördün fonksiyon değişti. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun, b'yi gördün gene fonksiyon değişti. Demek ki benim kritik noktam a ve b'ymiş. Parçalanma noktaları diyoruz bunlara. K, L ve M dediğimiz, şurada çizdiğimiz, burada çizdiğimiz ve burada çizdiğimiz grafiklerle bu fonksiyonun dalları diyoruz arkadaşlar. Parçalı fonksiyonlarda bir elemanın görüntüsü bulunurken bu eleman tanım kümesinin hangi alt aralığına düşüyorsa o aralıktaki dalda yerine yazacağız. Yani
Tam sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu olsun, tamam mı? FOFS 3 sorulmuş. Yani f'in içerisine f3'ü yaz diyor. F3'ü bulacağım önce ben. Yani içeriği bulacağım. İçeriği bulmak için 3 nasıl bir sayı? Tek mi çift mi? Tabii ki tek. O zaman 3'ü burada yerine yazacaksın diyor. 3 kere 3 9. 1 çıkardım 8. Bak burası 8 oldu. Artık bana ne soruluyor? F8. 8 tek mi çift mi? Çift. O zaman o 8'i burada yerine yazacaksın. 8 artı 1'den cevabın 9 olacak. Bir alttaki soruya bakalım. Zorluk seviyesi bir tık daha fazla bir öncekinden. X tam sayıyken x'i kullan diyor. Eğer diyor tam sayı değilse de diyor x'ten küçük en büyük tam sayıyı kullan diyor. Şimdi fe artı fp bölü f eksi 1 bölü 2 pardon 1 bölü 2 demişim. F eksi 1.2 artı f1 oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi e dediğimiz sayı yaklaşık olarak 2,71. Pi dediğimiz sayı yaklaşık olarak 3,14 sevgili gençler. O halde ben bunları bu şekilde yazayım. F 2,71 yazayım artı f 3,14 yazayım bölü f eksi 1,2 yazalım ve artı f1 diyelim. Şimdi 2,71 tam sayı mı? Değil. 2,71'den küçük olan en büyük tam sayı kaçtır? Tabii ki 2'dir. Artı 3,14'ten küçük olan en büyük tam sayı kaçtır? Tabii ki 3'tür. Bölü eksi 1.2'den onu karıştıranları illaki olur. Şurası 0. Eksi 1.2'den küçük en büyük tam sayı eksi 2'dir. Dolayısıyla burası eksi 2. 1 zaten tam sayı olduğu için direkt yerine yazacaksın 1. Üst taraf 5, alt taraf eksi 1. Cevap nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir diyebiliriz. Cevabımız Bursa seçeneği olacakmış. Geçtim sağ üst tarafa, diğer örneğime. Şimdi x0'dan büyükken diyor 1'i kullanacaksın. x0'a eşitken 0'ı, x0'dan küçükken eksi 1'i kullanacaksın diyor. Tamam. Ve bu şekilde bir fonksiyon tanımladıktan sonra fx eksi 5 eksi 1'dir ve fx artı 2 de 1'dir. Bu eşitlikleri sağlayan kaç değişik x tam sayısı vardır? Bir kere şunun sonucu ne çıkmış? Eksi 1 çıkmış. Sonucun eksi 1 çıkabilmesi için içerisinin 0'dan küçük olması gerekiyor. Yani x eksi 5 küçüktür 0 dedik. X kaçtan küçük olacakmış? 5'ten. Bu 1. İkincisi şunun sonucunun 1 çıkabilmesi için de İçerisinin, bakın 1 çıkabilmesi için içerisinin 0'dan büyük olması lazım. Yani x artı 2 büyüktür 0. Demek ki x büyüktür eksi 2 diyeceğiz. Şimdi x eksi 2'den büyükmüş ve 5'ten de küçükmüş. Diyor ki kaç değişik x tam sayısı vardır? Bu aralıkta hangi tam sayılar var? Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Başka var mı? Yok. O zaman kaç tane sayacaksın? 6 tanedir hocam diyeceksin bana. Bir sonraki tanımımız A ve B. Şimdi A reel sayıların alt kümesi, B pozitif reel sayılar artı sıfırın alt kümesi olmak üzere şu şekilde f'in yanında iki tane çizgi var bakın. Buna ne diyeceğiz? Mutlak f. Mutlak f A'dan B'ye tanımlanmak üzere. Biz ne diyoruz arkadaşlar? F'in karesinin kare kökünü alırsam bu mutlak değer dışına çıkar değil mi? Direkt lap diye f diye çıkmaz. Peki o zaman bu mutlak fx fonksiyonu x sıfırdan küçükken dışarı nasıl çıkar? Eksi fx sıfırdan büyük veya eşitken de fx diye çıkar. Bazı kitaplarda eksi fx, fx sıfırdan küçükken sıfır, hatta bakalım, sıfır fx eşittir sıfır ve fx, fx büyüktür sıfır da yazar. Bu da doğrudur arkadaşlar, unutmayalım. Şeklinde tanımlanan mutlak f fonksiyonuna mutlak değer fonksiyonu denir. Ayrıca fx eşittir 0 denkleminin gerçek köklerine de ne diyormuşuz? Kritik nokta. Çünkü bizim kritik noktamızı az önce ilk defa nerede duyduk? Parçalı tanımlı fonksiyonlarda duyduk. Onların kritik noktaları parçalanma noktalarıydı. Ben buraya bakıyorum, gene kritik noktadan bahsediyoruz. Neye göre? Mutlak değerin içerisinde 0 yapan noktalara biz kritik nokta diyeceğiz. Çünkü her mutlak değer fonksiyonunu sen gidip parçalı tanımlı şeklinde yazabilirsin. O parçalanma noktaları da bakın sıfırda parçalanıyor. Demek ki içeriği sıfır yapan noktalar da parçalanacak sevgili gençler. Dolayısıyla bunlar da birer kritik noktadır diyeceğiz. Mutlak değer fonksiyonunun grafikleri kritik noktalarda kırılma ya da kıvrılma yapar diyoruz. Mesela birazdan şurada göreceğiz. O yüzden hiç o meseleye girmeyin. Ben direkt şuna bakalım. Y eşittir mutlak fx fonksiyonunun grafiği çizilirken buna dikkat ediyorsun. Fx'in grafiğini çizeceksin. Varsayalım ki şöyle çizdim ben. Bu fx.
Mutlak f(x)'in sıfırdan büyük veya eşit olduğundan, tamam mı? Grafiğin x ekseninin altında kalan kısmının x eksenine göre simetriğini alacaksın. Niye? Çünkü şundan kaynaklı. Sen mutlak f(x) çizeceksen bunun sonucu hiçbir zaman sıfırdan büyük, küçük olmaz. Sıfırdan büyük veya eşittir her zaman bu. Dolayısıyla x ekseninin alt tarafında görüntü oluşmaz diyeceğiz arkadaşlar. Görüntü yok. Niye? Çünkü x ekseninin altı negatif bölge. Ondan kaynaklı görüntü yok. Peki grafiğin x ekseninin üstünde kalan kısmı aynen alınır. Peki o aynanın geçecekmiş, hiç sıkıntı yok. Elime alayım kırmızıyı veya şöyle yeşil alalım, tamam mı? Şimdi f'in ben mutlak değerinin grafiğini çizeceğim. Bir kere şunun simetriğini yukarı taşımam lazım. Şunlar aynen kalacak. Tamam mı? Bak şimdi şu kısmında ben simetriğini almam gerekiyor. Bunu da şöyle çizelim. Sonra burası da aynen kalacak. Bakın yeni oluşan grafik şu. Şu arkadaşlar. Mutlak değer f artık budur diyebiliriz. Evet, hep bunu yapacağız. Bir alta geçelim bakalım. Örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Bakın. Mutlak değer içerisinde mutlak x eksi 3. Ya hocam iki tane mutlak değer var bunda. Ne yapacağız? İki defa mı alacağız? Bak şimdi. Olay şu aynen. Az önce hani öğretmiştik ya, bak yukarıda şurada. Burada işte eksiyle çarparsan şunu yaparsın, eklersen çıkarırsan bunu yaparsın diye. Şimdi onları net bir şekilde kullanacağız bu soruda. Diyoruz ki mutlak x eksi 3 çünde mutlak değeri. Şimdi y eşittir x'in grafiğini bir çiz bakayım sen bana. Bak şimdi şu y eşittir x'in grafiğidir. Siyahla gösterdiğim, tamam mı? Ama diyor ki bunun mutlak değeri lazım bize diyor, bak mutlak x. O zaman mutlak x'in grafiği nasıl olur? Şöyle gelir. Bir de x ekseninin altında kalan kısmın simetriğini alırım. O halde artık şurası pert gitti. Yeni oluşan grafik bu mutlak x. Mutlak x'ten yetmedi, bir de 3 çıkar diyor. 3 çıkarırsam bu 3 birim aşağıya kayar. Şu şekilde hop 3 birim aşağıya kaydırdım. Şurası ne oldu? Eksi 3 oldu. Artık bu mutlak x eksi 3'ün grafiği oldu. Neresi gitti? Şurası iptal. Sonra bir de diyor ki bunun tamamının mutlak değerini al. Yani diyor ki bize x ekseninin altında kalan kısmın x eksenine göre simetriğini al diyor. Yani benim yeni oluşan fonksiyonu nasıl olacakmış sevgili gençler? Aha, bu şekilde. Demek ki neresi iptal? Maviler iptal. İşte benim fonksiyonum bu. Şurası eksi 3'tü ya. Şurası ne olur artık? Artı 3 olur. Buralarda zaten köklerinden kaynaklı 3 ve eksi 3'tür. Demek ki cevabımız yeşille çizdiğim gibi olacak. Yani Adana işte seçeneğindeki grafik olacak. Benim cevabım sevgili gençler. Geçtim bir sonraki soruma. Bu sefer farklı bir fonksiyon var gibi. X eşittir 2y artı 4'ün mutlak değeri. Hayda. Hep burada y, burada x yazıyordu. Burada x, burada x, burada y yazıyor bu sefer. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacaksın. Bak. Çizdin. Y eksi 2 olursa sıfırdan mı geçer? Demek ki buradan geçecek. Peki x sıfır olursa burası ne olur sevgili gençler? Ne demiştik? Eksi 2 olur. Peki burası sıfır olursa 4'ten geçer. Yani şuradan. Bu ikisinden geçen grafiği çizdin. Aynen şu şekilde. Şöyle bir grafik çizdim. Buna dedin ki x eşittir mutlak 2y artı 4. Pardon, 2y artı 4 dedim buna. Şimdi ben bunun mutlağını alacağım. Mutlağını aldığım zaman x'ler hiçbir zaman negatif olamayacak. X'lerin negatif olduğu taraf ne taraf? Sol taraf. Y ekseninin sol tarafı. O zaman y ekseninin sol tarafında kalanın y eksenine göre simetriğini alacaksın. Yani şu kısmın y eksenine göre simetriğini aldım, bakın bu tarafa doğru. O zaman benim yeni grafiğim ne olacak? Aha, gösterdiğim yeşille gösterdiğim grafik olacak. O halde sevgili gençler, eksi 2 ve 4 de değen ve yukarı doğru giden, aşağı doğru giden grafik benim cevabım olacak. Bir diğer sorumuz. F fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gelelim buna. Gençler, burada bir kritik noktamız var. X sıfırdan küçükken ve x sıfırdan büyükken ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. X sıfırdan küçükken burası ne diye çıkar? Eksi x diye çıkar. Eksi x ile x'i çarparsanız eksi x kare eksi 9 olur. X sıfırdan büyükken burası x diye çıkar. X ile x'i çarparsan x kare eksi 9 olur. Demek ki x sıfırdan küçükken x kare eksi x kare eksi 9'u, x sıfırdan büyükken x kare eksi 9'u kullanacağız. Peki nasıl mı? Aynen şöyle. Bak şimdi ben şunları bir şöyle sileyim. Ne demiştik? X sıfırdan küçükken eksi x kare eksi 9'u, x sıfırdan büyükken x kare eksi 9'u kullanacağız dedik. Pekala. Ben bunlara bir grafik hazırlayayım. Şurası x olsun. Şurası da y olsun. X kare eksi 9'un grafiği. X karenin 9 birim aşağı ötelenmiş halidir. Yani şudur sevgili gençler. Şurası ne olsun? Eksi 9 olsun. Ve
eksi x kare eksi 9 da eksi x karenin eksi 9 birim, 9 birim aşağı ötelenmesidir. Yani o da x kare şuydu biliyorsunuz. 9 birim aşağı ötelersem onun da grafiği şu şekilde olur. Pekala. Şimdi diyor ki sıfırdan büyükken bunu kullanacaksın diyor. Yani y ekseninin sağ tarafında yeşili kullanacaksın diyor. Sol taraf iptal. Sıfırdan küçükken diyor bunu kullanacaksın diyor. Yani morun da sağ tarafı iptal. O zaman benim grafiğim, aha bu yeşille morun belirttiği yerdir. Ve şurası da sevgili gençler zaten x kare eksi 9'un köklerinden birisi olan 3'tür. Yani cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Gördünüz aynısı, neredeyse aynısı oldu sevgili gençler. Geçelim bir alttaki sorumuza. Karşınıza bu şekilde bir şey çıkar mı? Hiç çıkmayacak karşınıza böyle bir şey ama sırf biraz böyle beyin jimnastiği yapalım diye bir bağıntı grafiği istiyorum sizden. Şimdi x eksi y eşittir 2 demiş ya. X'ler y'den büyükken x eksi y eşittir 2 olur burası. X'ler y'den küçükken x değil y eksi x eşittir 2 olur. Şimdi şurada y'yi yalnız bırakacak olursan y eşittir x eksi 2 olur. Burada y'yi yalnız bırakırsan y eşittir x artı 2 olur. Şimdi bu bir bağıntı grafiği olduğu için fonksiyon olma gibi bir şartı yok. Dolayısıyla ikisinin de grafiğini çizeceksin. Şöyle burası x ekseni, burası y ekseni. Bakın ben x'e 2 verdiğim zaman 0'dan geçecek şu grafik. X'e 0 verdiğim zaman eksi 2'den geçecek. Dolayısıyla şu ikisinden geçen grafiktir. Burası da x'e eksi 2 verirsem 0'dan geçecek. Ve x'e 0 verirsem 2'den geçen grafiktir. Demek ki diğer grafiğim de bu. İkisi de benim grafiğimdir. Hiçbir şey bölmeyeceğim, hiçbir şey parçalamayacağım. Niye? Fonksiyon gibi bir şart aramıyoruz. Bağıntı arıyoruz sadece. Tamam? Her bağıntı bir fonksiyon değil sonuçta. Pekala, bu da PDF'imizin son sorusu. Son soruyu çözmeden önce gençler ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanala abone değilseniz, kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Bu videoyu da beğenmediyseniz bir beğeninizi alırım artık. Anlamadığınız yerler olursa yorum kısmına belirtin. Beraber tartışa çözeriz arkadaşlar. Bu videodaki sorular sana yeter mi? Direkt sınava girsen hemen yapabilir misin? Öyle çatır çatır bütün soruları tabii ki yapamazsın. Bu konuya temelini attın ya da konuyu tekrardan bir hatırladın. Konuya temel atanlar varsa, burada bu temeli atanlar varsa, fonksiyonlar için hazırlayacağım xx'ler sorular var. Bunlar çözülmeli. Bunlar hem çözülmeli hem de yapamadığınız soruları izlemelisiniz arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 ay öncesinde fonksiyonlarla ilgili bir canlı yayın yapmıştık. O canlı yayın sorularını da, canlı yayında çözdüğüm soruları da oradaki konu özetlerinde mutlaka ama mutlaka dinlemen gerekiyor. Onları da mutlaka çözmen gerekiyor arkadaşlar. Daha da yetmedi hocam derseniz, bunu da yaptım yetmedi derseniz, acil matematik TYT ve AYT soru bankasındaki fonksiyonlar kısmının sorularını hem çözüp çözemediklerinde benden izlersen artık fonksiyonlar konusunda hiç ama hiçbir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla inşallah bu konu senin kafanda çözülmüştür. Çünkü fonksiyonlar önemli bu konu. Permütasyon gibi, kombinasyon gibi değeri artan konulardan limit türev integral kaldırıldıktan sonra. Çünkü oynanabilecek çok soru var arkadaşlar fonksiyonlarda. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Son sorumuzu da çözelim. Videoyu noktalayalım. Umarım bu video sana bir şeyler katmıştır. Bu videodan sonra da az önce verdim sana diyeti. O diyeti de uygularsan mis gibi fonksiyonu anlayacaksın diye ümit ediyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki y eşittir f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre gx eşittir mutlak fx eksi 2 ile tanımlı g fonksiyonunun grafiği x eksenini kaç noktada keser? Sen grafiği çizdikten sonra burada teğet oldu kesmiyor dersen de burada sana teğet olma durumu dahil diye de not düşmüş. Bunu da sayacaksın diyor. Peki onu da sayalım. Ama önce bir çizelim. Şimdi önce bana mutlak fx lazım. Ben bu fx'in mutlağını bir alayım arkadaşlar. Bakın burası 2 ise, eksi 2 şuralarda bir yerde. Pardon, şurası eksi 3 değil mi? Eksi 3 ise yukarı doğru taşıyacağız bunu. Nasıl? 3'e kadar çıkaracağız çünkü simetriye eksi 3'tü. Şöyle geldi mi? Burası iptal. Sonrasında burası nereye kadar inmiş? Eksi 1'e kadar inmiş. O zaman burası da 1'e kadar çıkacak. Şurası 1 olsun ve 1'e kadar çıkarmış olalım. Şu şekilde.
Benim yeni oluşan fonksiyonumun grafiği şurasıdır. Bak şu dalgalı çizdiğim yerlerdir. Bakın kırmızı ile işaretlediğim her yer benim mutlak fx fonksiyonumdur. Sonra bunu iki birim aşağıya taşıyacaksın diyor. İki birim aşağı taşıyacaksak onu da yeşil ile gösterelim arkadaşlar. Biraz da kalınlaştıralım. İki birim aşağı taşımak demek. Bakın şuradaki 3'ün 2 aşağı indirirsem 1'den geçecektir. Değil mi? Şurası 1'di unutmayın. Şurası 2 birimdi demek ki tam olarak şurada kalacak. Burası da 1'di demek ki 1 birim aşağı inmiş olacak şu şekilde. Ben bunun her birini 2 birim şu an aşağıya indirmiş oldum sevgili gençler. Burası 1'e kadar çıkacak ve sonrasında şu şekilde hareket edecek. İşte yeni oluşan fonksiyonun grafiği bu ve x eksenini kaç noktada kesti? 1, 2, 3, 4 ki burası teğetti ama teğetleri de say demiş. 4 ve burası da 5 olduğu için cevap C seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bu videodan sonra aşağıda sana ödev testleri bıraktım. Ödev testlerini mutlaka ama mutlaka çözüyorsun. Tamam mı? Kaç tane test var? 1, 2, 3 tane mi test vardı? Bakalım. Ha, bunda tek bir tane test var. Diğer dünkü fonksiyon PDF'inde 2 tane test olması gerekiyor. Bunların her birini çözüyorsun. Çözemediğin sorular için açıklama kısmına link bıraktım. Irmak Hoca Matematik YouTube kanalından bu testlerin çözümlerinde yapamadığın soruların çözümlerini oradan izleyebilirsin, öğrenebilirsin diyelim ve videoyu noktalayalım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek arkadaşlar hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili gençler. Hoşça kalın.